Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Lunge üzerine konuşacağız arkadaşlar. Şöyle genel olarak bir değerlendirme yapacağız olaylar üzerine. Şimdi ilk olarak ben Zaradar'la bir Türk'ün konuşmasına denk geldim Twitter üzerinde. Siz de görebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Diyor ki sizi dinliyorum ve sizin için luncu tüm bakiyeyle bir müddet daha tutmaya devam edeceğim. Söylemlerinize güveniyorum, teşekkür ederim ilginiz için diyor. Zaradar da kendisine işte cevaben sağ ol gibisinden o emoji var onu gönderiyor bir de kalp atıyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Tüm bakiyeyle lunca girmek mantıklı bir şey değil. Değil arkadaşlar. Yani tüm bakiyeyle lunca girmek gerçekten mantıklı değil. Özellikle... Burada şunu bilmek lazım. Luncur radikal bir koy. Ha en nihayetinde kalkış yapar mı? Yapar. Ama bunu çok büyük bir ihtimalle e, yeni bir trader sanız, yeni trader olan insanlar e, bu sabrı gösteremeyecektir. Bak açık söylüyorum. Aslında çok basit piyasanın genel durumu sabır göstermekten geçer ama insanlar bunu yapamayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki tüm bakiye ile giriliyorsa e, zaten kişinin acemi olduğunu gösterecektir. Hiçbir zaman riskli bir coin'e tüm parayla girilmez arkadaşlar. Lunj riskli bir coin mi? Evet lunj riskli bir coin. Çünkü volatilitesi yüksek ve korelasyonu yok. Anlatabiliyor muyum? Ekibin elinde katalizör doğru var. Ama bir orta vade kripto parasına tüm bakiye girilmez. Ben bunu çok büyük bir hata olarak görüyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu söyleyeyim. Her zaman gerçekçi olacağız. Her zaman mantıklı olacağız. Tüm bakiyeyle girmek yani tüm bakiyeyle girmek diye bir şey yok. Tüm bakiyeyle bitcoin'e bile girilmez. Kaldı ki lunge'e gireceksiniz yani. Akıl kârı bir şey mi bu? Tamam. Neyse. Devam edelim. Ha ne yapılabilir? Ya lunge üzerinden <laughs> trade işlemi, orta vade işlemi yapacaksın. Vur kaç? Bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Lunge'da parayı katlayacaksın. Devamında uzun vade yatırımlarına karını gireceksin. Ben olaya tamamıyla böyle bakmak gerektiği kanaatindeyim. Yoksa e, işler çıkmaza girer arkadaşlar. Bunlardan bir diğeri e, Zaradar Rexiz'den özür diliyor. Ve kendisine diyor ki gerçekten ben ne dersem diyeyim kendisi büyük bir geliştiricidir ve kendisinden özür diliyorum diyor. Geçtiğimiz vakitlerde sırf Rexiz ile Zaradar birbirine girdi diye lunge fiyatı düştü arkadaşlar. Buradan aslında Lunch'un ne kadar spekülatif bir varlık olduğunu anlayabilirsiniz zannediyorum. Ekip üyeleri tartışıyor. Lunge coin fiyatında düşüşler yaşandı. Dolayısıyla Lunch'a yatırım yaparken bunları da değerlendirmek gerekiyor. Kısa vade yatırımı yapılır mı? Hayır. Çünkü fazla spekülatif. Kısa vade yatırımı için de fazla spekülatif. Örneğin girdin al. Ekip kavga etti. Coin'in fiyatı düşüyor ya ekip kavga edince. Tamam mı? Lunge'da ne yapılır? Akümülatifken alımı yapacaksın. Üst fiyatlar geldiğinde yeni ATH'a birikim gerçekleştireceksin. Ve bu şekilde bir strateji izleyeceksin. Tabii ki ekibin yeniden bir arada olduğunu görmek de güzel. Zaten Terra C ile ortak el bir görev gücü arasında yeni bir e, ne olacak? Proje gelecek. Bunu biliyorduk. Dolayısıyla Zaradar'la Reksiz'in arasındaki buzların erimesi de gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi, e, Zaradar yine Evler Finance üzerindeki şeyi paylaşmış. Hacking'i paylaşmış. Şimdi Evler Finance konusunu Zaradar ele alıyor. Ben neden ele alıyorum biliyor musunuz? Bakın, e, TeraPort Finance. Bak şunu söyleyeyim ben. Ben Lunce ekibinin üyesi değilim arkadaşlar. Tamam mı? Yani e benim Terra klasik üzerinden bir çıkarım yok. Ben sadece burada topluluğu ve bizi dinleyen insanları uyarım. TeraPort Finance ortaya çıktı fakat ben TeraPort Finance'a e, güvenlik açısından güvenmiyorum. Bunu açıkça söyleyeyim ve e, insanlar lunch alırken, lunch tutarken ben TeraPort Finance'ın kullanılmasını mantıklı bulmuyorum. Çünkü illa olacak demiyorum ama güvenlik zafiyetleri olan bir proje olduğu kanaatindeyim. E, oturup incelemedim ancak şunu söyleyebilirim. Yani yapılan işlemlerde bile adam 10 dolar bakiyenin altında alımı kabul etmiyor. Adam 9 dolarlık işlem yaptığı zaman adama coin gitmiyor. E, borsa dex adamın parasını çekiyor. Yani bu kadar ileri düzeyde e, bug'ların olması normal bir şey mi? Çok ileri düzeyde bug'lar bunlar arkadaşlar. Bu kadar bug olan bir e, ekosistem daha doğrusu bu kadar bug olan bir e, DeFi projesi içerisinde gerçekten de işlem yapmak çok mantıklı olmayacaktır. Yakım yapılıyor. Ben Binance üzerinde kalmak ve işlemleri de e, burası üzerinden gerçekleştirmekten yanayım. Bunu da açık bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bir diğeri e, Zaradar, Vegas, Ed ve kendisinin üzerine çok fazla gidildiğini e, söylüyor ve bunun yapılmamasını rica ediyor. Aslında ben biraz üzüldüm bu yorumu görünce. Önceki videoda da bunu değerlendirdim arkadaşlar. Yani ekip üyelerinin gerçekten çok üzerine gidiliyor sürekli. Adamlara küfür edenler mi dersiniz? İşte e, siz dolandırıcısınız, hepiniz bizi kandırdınız falan gibisinden ama adamlar geliştirici arkadaşlar. Yani e, yazılımcı olan insanlar, tamam mı? Adamlar luncu e, pazarlamaktan sorumlu değiller mesela. Adamlar evet belli bir ücret alıyorlar, cüzi bir ücret alıyorlar ve e, Tera Klasik için geliştirme yapıyorlar. Adamlar bir e, pazarlayıcı değil burada. Ya da illa onlardan ötürü luncu almak zorunda değilsiniz. Bu adamlar luncu roketlemek zorunda da değil. Adamlar geliştirici. Anlatabiliyor muyum? Ya durum bu şekilde. Luncun normalini bilip nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilip ona göre hareket yapmak lazım. Ona göre bir şey gerçekleştirmek gerekiyor her zaman. Şimdi bir diğeri son bir öneri var arkadaşlar. Şu anda lunge üzerinde. Yeni bir öneri. İlerleyen videolarda da bunu konuşacağız ve detaylandıracağız. Fakat yeni öneri Vegas'tan geliyor. Vegas'ta ortak el bir görev gücünün arkadaşlar. Yeni bir üyesidir. Aslında çok da yeni değil ama yeni sayılır kuruluşa göre. Kendisi taks üzerinde. Yakın vergisi üzerinde bir zamma, daha doğrusu işte tekrardan %0.8'e çekilmesiyle alakalı açıklamalarda bulunuyor. Fakat ben bu oylamayı kesinlikle hayırı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bunu arttırmak yakımda çok büyük bir fark yaratmayacağı gibi sürekli bunun değiştirilmesi ve sürekli üzerinde oynanması sıkıntı yaratacak, teknik sıkıntılar yaratacak. Bir diğer durum yakım karşılayamayacağı gibi ya sanki trilyonlar mı yakacaksın? Yakımda çok bir değişim olmayacağı gibi üstüne uygulamalara vergi bindirecek ve Deliste kadar tera klasik inşaatından çıkmaya kadar sıkıntılar yaşatacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.